Evet e, enteresan bir dedikodu demeyelim ama neredeyse e, onaylanacak bir şey bu. Dedikodu diyelim yine biz buna <laughs> ne desek bilemedik haber diyelim arkadaşlar. Yeni bir Bayışak oyununun yapım aşamasında olduğu ve Türkiye tarafından gizli bir şekilde bu projenin e, sürdürüldüğü Kotaku tarafından iddia edildi ki Kotaku ve Eurogamer genellikle bu tarz şeyleri ya çok fazla böyle dedikodularla ön plana hı hı. çıkan haber basının mensupları olmadıkları için e, bunlar bir şey söylediğinde genellikle doğru çıkıyorlar hı. bu haberler. E, şimdi ben <laughs> Bayoşak oyun serisini çok seviyorum özellikle Infinite'in DLC'leriyle birlikte çok güzel bir sirkülasyonu kapattıklarını düşünüyorum. Daha boy söylenebilecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Ee, özellikle ilk oyunun bende çok önemli bir yeri var. Ayn Rand'ın objektivizm felsefesi üzerinden çok güzel bir e, karakter, birden fazlasında karakter e, portresi ortaya koyarak bence güzel bir iş ortaya koyuyordu. Benim çok etkilendiğim bir dünyaya sahipti ama artık bitmiş olması gerekiyor. Yani yeni bir söyleme sahip olması lazım. Yeni bir franchise ortaya çıkması lazım. Hikaye nereye gidecek bilmiyorum ama dedikodu da ee, en çok beni <laughs> irite eden şey normalde Irrational Games bu arada irite etmekten iri Irrational'a geçtik ama e, Irrational Games biliyorsun kapatıldı ve küçültüldü Bioshock Infinite sonrasında. Zaten Bioshock Infinite de çok büyük sıkıntılarla çıktı. O tanıtım videolarından çok farklı bir oyunlar çıktı. O da çıkardım. çok sağlam downgrade demiş oyunlardan bir tanesidir. Zor zar çıkarttılar yani oyunu neredeyse. Eee çok farklı küçük bir Ghost Studios mu ne öyle bir şey oldu. Minik hmm. bir stüdyo haline geldi. Hani bağımsız oyun yapacak bir oyun kıvamına geldi her neyse. Şey falan yaptılar işte. We Happy Few falan. <laughs> We Happy Few şey. Ayrılan bir kesim onlardan bile. ayrılan bir ekip hmm. yaptı. Ghost Studios yapmadı ama dediğin hmm. çok da çalışmış olan bir ekibin yapmış olduğu bir oyundu nihayetinde. Şimdi sıkıntı şu. Dedikodular doğruysa eğer bu 13 hangar yani mafya 13 mafya 13 diyecektim ya yani, mafya 3'ü geliştiren ekip tarafından geliştiriyorum Her ne kadar mafya 3 büyük problemlere sahip olsa da firma biz daha büyük iş yapabiliriz kıvamındaymış. Şimdi bir kere Bayoşakın söyleyecek neyi kaldı? Hangar 13 böyle bir projeyi becerebilir mi? Yani sen ee... zaten bildiğim kadarıyla Bioshock'u çok sevmiyorsun. <laughs> çok değil? büyük bir fan olduğumu söylemiyorum. İlk oyunu sevmiştim ama öyle bayılmamıştım. Hı -hı. Ee, Infinite zaten bana çok tek düze gelmişti açıkçası Hı -hı. oynanış açısından. Özellikle de hani öncesini bildiğim için yani ilk Bioshock'u bildiğim için e, Infinite'in dümdüz ilerliyor olması beni rahatsız etmişti açıkçası. Hı -hı. Yani ben gezip tozabileceğim bir şehir bekliyordum aslında. Yani o şeydeki evet. şehri gezebileceğimi düşünmüştüm. Biraz öyle daha bilmiyorum. açık uçlu oyuncuya bir şeyler öyle bir şey bekliyordum sunmuşlar. açıkçası. Şimdi beni açıkçası şu anki oyun dünyasının açık dünya kavramı korkutuyor artık. Ve oyunların açık dünya dönme şeyi de beni korkutmaya devam ediyor. Eğer Bioshock'u öyle bir şeye sokmaya çalışırlarsa öyle bir forma sokmaya çalışırlarsa mahvederler zaten. Hani baya şu an konsepti de sonuçta ne bileyim bana hep şey gibi gelmiş. Yani belli bir alanda geçmesi gereken bir oyun gibi hissetmiştir bana. Açık Dünya yaramaz. Ee, şu anda o konsepte en yakın en iyi giden şey işte yarı Açık Dünya dediğimiz Preyinki gibi. Ee, hmm. Ne bileyim Deus Ex gibi belli başlı noktalarda tamam değil de. Ee, Deus Ex gibi falan filan Hani böyle bir yapıya sahip olması. Aslında öyle bir yapıya sahipti orijinal oyunda. Hani ona gene benzer bir yapıda ilerlerse bence ortaya güzel bir oyun çıkabilir. Ama... Eğer Abi, gerçekten şeye ne olacak? Dönerse... Bir şey ne olacak? Söylem ne olacak? Bir de Fandar senin dediğin şeyi yapabilecek yeteneğe işte, ya sahip bir O var. İkincisi bir de çıkıp eğer şey yani Mafia 3 gibi hani bas yan görevi, bas yan etkinlikleri onları yaparak ana görev aç tarzında bir sisteme girerlerse tamam mı? Yani Mafia çok ayrı bir oyun. Baya çok çok ayrı bir oyun ama aynı o şekilde şu an Ubisoft oyunlarının yaptığı gibi mesela Far Cry'da düşün. Yani sürekli yan etkinlikleri yap 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 ki açık bir tane ana, ana görev açısın onun peşine git. Şu an artık açık dünya oyunları ona gitti çünkü. Yan görevi yap 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 belli bir seviye gelince ana görev açısın onu yap şeklinde. Oyunu öyle uzatıyorlar. Yani ana senaryo görevlerini güzelleştirerek değil de kopyala yapıştır yan görevlerin sayısını arttırarak şu anda oyun süresini uzatmaya başladı oyun firmaları. iyice tembelleştiler. E, mafya 3'ün de mantığı onun üzerineydi. Öyle bir şeyle karşımıza çıkarlarsa yani Peki şey söyleyeceğim. Hangar 13'inin neyi var abi başka? Hiçbir fikrim yok. O filmi ben mafya 3'den başka hiçbir şey de yani tanımadım. Ben hiçbir yani daha ya. önce bakmadım ama şimdi bir bakasım geldi. Hemen şöyle bir bakalım efendim. Neyi varmış Hangar 13'in diyorum. Bu arada sen baya oynadın değil mi Mafya 3. 3. 3? Ben, ben 3. bitirdim. Bitirdin değil mi? Bitirdim ben evet. Yani birkaç gece uyuyakalmıştım hatta oynarken. Uyuyakaldığım için bir kere şey olmuş. Hasta olmuştum. Bir de koltukta oynarken bir şey Uyuyakalmış. Ve hasta bir şekilde uyanmıştım korkunç bir baş ağrısıyla bildiğim böyle beynime vurmuş şekilde. Çok enteresan yani böyle mafya gibi nasıl diyeyim tabii ki bir GTA ile şey yapmayacağım kıyaslamayacağım ama açık dünya olarak oyunculara güzel şeyler vermeyi başarabilmiş bir oyuncuların sevgisini kazanmış bir oyunu daha deneyimli tecrübeli bir firmaya emanet etmek varken. Bu arada sadece isim görüp... olmaması ilginç yani harbiden hangarda çalışıyormuş herifler. <laughs> harbiden hangarmış Uçak adam. adamlar. stüdyosu harbiden hangarmış bu arada yani. Ya da öyle bir inşa etmişler en azından hangar, hangar şeklinde yani. olabilirler büyük ihtimalle. Yani gerçekten hangar türdi harbiden hangarmış adamların bina tasarımı. Evet. Neyse başka ne oyunlar olduğunu görebiliyor muyuz ee, Yok abi adamların benim burada gördüğüm kadarıyla Bilek mafya mafya için. var? Ama şu olabilir. Böyle yeni kurulan stüdyolar çok tecrübeli insanlar hmm. mesela respawn'ı düşün. EA hemen alıyor bunlara oyunu emanet ediyor, destek oluyor falan. Yani bu böyle bir e, ekip olabilir diye düşünüyorum. Böyle yoldan geçen Ahmet'i <laughs> abi oyun yap diye de koymamışlardır muhafaza. Ya ben açıkçası Mafya 3'te bunlara yeter kadar sürenin verilmediğini düşünüyorum. Muhtemelen ondan da dolayı yaşandı. Bence geliştirme daha fazla geliştirme süresine ihtiyaçları vardı Barış Bekir de çünkü bir sürü şey eksikti oyunda. Ne bileyim yani bir karakterin görünüşünü bile değiştiremiyordun yani. Hadi suratlarını değiştirmeyin en azından kıyafetini değiştireyim yani. Üzerine farklı bir şey giyebilsin o bile yoktu. Hani çok basic açık dünya özelliklerinden şey olan bir, mahrum bir oyundu resmen. Ondan dolayı ben birazcık da açıkçası süre verilmediği için o hale düştüklerini düşünüyorum ama şu an mesela sonradan geliştirdiler mi oyunu, peçetediler mi yaptılar hiçbir fikrim yok. Ben sonra hiç takip etmedim Mafia 3'e ne oldu çünkü oynadım Oynadım çok kötüydü. Yani şey olarak iyiydi bu arada. Mekanik olarak iyiydi. Animasyonlar olarak iyiydi. Vuruş hissiyatı olarak iyiydi. Düşmanı vurduğunda verdiği tepkiler çok güzeldi. Adamı omzundan vurduğu zaman şöyle verdi tepki. Ayağından vurduğunda oradan buradan falan. Mesela ne bileyim adam bir yere ee, ya bir, bir yerde çatışırken mesela adam vuruyorsun geri geri gitti parmakları denk gelirse mesela vurduğun zaman tepki verir oradan aşağı düşmesi bilmem ne. O animasyon çok güzeldi bu arada. Ama içerik olarak boştu yani oyunda hiçbir şey yoktu. Görev, görev adına hiçbir şey yoktu. Görevlerin tamamı direkt bir yere gir herkesi öldür. Şey öldür, boss'u öldür, çık üzerineydi. Ve aynı şekilde ana görevleri açmak için sürekli olarak aynı yan etkinlikleri tekrar tekrar yaptırıyordu sana oyun. Ee, aslında şey olarak baktığı zaman hani base oyun güzel ama içi doldurulmamış bir oyundu. Şimdi Başkuvda da benzer bir şey çıkarsa diye korkmuyor değilim. Tam mekanikleri güzel yaptın. E ee, içerine neyle, neyle dolduracaksın? o bölümü güzel dizayn etmediydi. Sen çünkü Bayo şu şeylerden bir tanesi de keşfetti sonuçta etrafı. Keşfediyorsun. Tabii sonuçta. canım. Ya Bakıyordun. O tarzdaki oyunların hepsinde gitmediğim olduğu bir yere götürüp yani, dünyayı keşfettirmeye o dünyayı keşfettirme özelliği. o, tarzda oyunların hepsinde olduğu gibi etrafı keşfetmek, etraftan kendine kaynak aramak sonuçta. Oyunların en önemli yönlerinden bir tanesi. Kaynak yönetimi, inventory yönetimi, zarzut falan filan gibi. Ee, yani bilmiyorum abi. Stüdyoya şu anda tek işleri mafya olduğu için güvenemiyorsun ister istemez. Peki şeyi soracağım. E, deniz tabanında kurulmuş bir şehir. Daha sonrasında Kuantum mekaniğini kullanarak gökyüzünde süzülerek giden bir şehir portresi. Bir sonraki Bioshock bence tamamen yeni bir söyleme sahip olması gerekiyor. Muhtemelen bu arada reboot atacaklar. Reboot olacaktır. Hı hı. Ee, nasıl bir temaya sahip olabilir? Acaba şey mi yaparlar hani abi tamam artık yerin altı falan filan olmasın da biz ayrı böyle nasıl desek kimsenin bilmediği bir ada mesela. Lost atası gibi. Hı hı. Tamam ya da Far Cry 5'te şey var böyle kültün sahip olduğu insanların pek gitmeye çekindiği gibi bir tarzda bir ada üzerine falan geçebilir Böyle bir aklına bir şey oluşuyor mu demek istediğim? Ya bir ne bölge bileyim. oluşuyor mu? Bir ütopya tarzı var mı? Senaryo olarak, tema olarak? Bunu bir daha önce da söylemiştim. Tüm. Oldum olası niyeyse benim Bioshock'la, Bioshock ve kum konseptinin bulaşması gerekiyor. Ama kum derken neyi kastettiğimi ben de bilmiyorum. Kum konsepti hani mi? İlk oyun suydu ya. Çölde mi geçecek? ilk oyun suydu ya mesela. Niyeyse bir tane daha oyun yaptıkları zaman kum olması gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? bu arada gayet mantıklı geliyor şu anda kulağa. Çünkü mesela çölde olduğunu düşün. Hı -hı. Kimsenin gitmeyeceği, Aynen. çok fazla uğramayacağı bir yerde. Yani insanların pek aklının gelmeyeceği bir yerde kendine bir ütopya oluşturmak değil Yani mi? mesela şey diye soruyor Kum deyince wasteland mi diyorlar? Hayır wasteland değil diyorum. Yani wasteland olmasına gerek Kum sadece. Yani kum konseptleri görmek Sahra istiyorum. Sahra çölü gibi mesela ne bileyim hani Bayağı çok su altını gördük havayı gördük kum istiyorum abi ne bileyim kum var ama ve zamanda şeyden dolayı aklıma bir kere oturdu ve onu kurtaramadım baya çok ikinin fragmanı seyrettim de, evet kumlar dökülüyor kumlar dökülüyordu ya ben o oyunundan ha dedim, böyle bir şey olacak geldi kumla alakalı bir şey Millet şey herhalde. zannetmişti hatta orada sözünü böldüm ama şehir yükselecek hmm. E, gün yüzüne çıkacak falan filan gibi muhabbet Ben o vermiştüm. bayağı çok kumların döküldüğünü gördüm ama dedim, dedim bu sefer kuma gidiyorlar herhalde ilk, ilk oyunu konsepti suydu. Sonra bakım gene su altına geçiyor ha dedim alakası yokmuş ama niye oradan aklımda kaldı. Yani böyle kum abi bir yana bir kuma girmeleri lazım yani bir kum böyle bir ölümcül kum ölümcül <laughs> <laughs> çöl ne bileyim şeyler falan böyle asas <gülüyor> 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 ya yani. Yani. <laughs> kum görmemiz lazım ya yani kumun korkuşunu gösterseler bize suyun korkuşunu gösterdiler kumun korkuşunu göster bana bakalım kum bakalım neler yaratabilir şey olabilir falan. ama yani. bir şey söyleyeyim gerçekten benim aklım oturdu ben çöl konsepti olabilir diye düşünüyorum orada ne? bir topya oluşturma fikri hoş gibi veya böyle bir izole edilmiş ada vesaire gibi şu an bir Jurassic Park adası gibi <laughs> ne bileyim ee, ne olacağını çok merak ediyorum ama Zaten söylüyorlardı yani bayağı iyi satmış bir seri ve Türkiye'nin knin Bioshock serisini önemsediğini ve bunu devam ettirmeyi istediğini ama bundan sonraki söylemi çok önemli işte. Hı hı. Şimdi Sen bir reboot atıyorsun şey, bu şeyi örnek verebiliriz gündemde God of War var mesela şimdi reboot hı hı. atıyorsun bunu öyle bir yapman lazım ki hem başarılı olman hem önünü açman lazım hı hı. devamı gelmesi için. O God of War'da en azından etrafta gördüğümüz kadarıyla öyle bir şeyi başarabilmişler tam anlamıyla oynamadan biz de çok bir şey söyleyemiyoruz. Bioshock'un da öyle bir şeye ihtiyacı var. Evet yani her ne kadar ben kum 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 diye ilerletsem de açıkçası daha böyle kapalı bir alanda geçmesini tercih ederim açıkçası Bayço sanki o konuda bir daha, içerisinde. daha mantıklı bence daha şey bir siste yani daha iyi bir oyun dizaynı yaratabilirler onun üzerine çünkü Bayço oya yakışıyor gibi geliyor bana. O Infinite'deki bir şehrin bir, bir yerinden diğerine gidelim derken o bir hani şey yok ediyordu. Keşfetmesi ya tabii benim için yok tabii ediyordu. canım orijinalinde geriye dönebiliyordun. Hmm. En başa kadar gidebiliyordun. Yani, yani. ve şey bana çok anlamsız geliyordu. ya. Yani her yerle etkileşime geçebiliyorsun oyunda ya. Normalde hani kaynak için yapıyorsun onu. Başka Infinite'de kaynak yöntemi diye bir şey yok. Ama sürekli olarak her etkileşime geçiyorsun. Ha biri oradan yok çöpten bulduğun yiyorsun. sandviçler onlar bunlar <laughs> falan filan böyle. <laughs> ha biri her yere bakma isteği yöndürüyor ama gerek yok aslında bakmana da. Ve çok garip gelmişti bana ne bileyim o çok Infinite gerçekten çok dengesiz gelmişti oyun bana. O yüzden e, gene kapalı bir alanda evet dev bir olabilir mesela. Yani geçebileceğim. O konuda ne bileyim ya hani Prey her şeyi o kadar doğru yaptığını düşünüyorum ki o konuda dizayn konusunda. Prey abi ben işte konsol üzerinde yarım bıraktım. Mümkünse PC üzerinde oynayabilmek için. Değişiklerde oynayabilir o oyun yani. konuda evet. bence tam Bioshock'un olması gereken şeyi yaptı gibi hissediyorum. Evet bakalım e, siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Heyecanla yeni Bioshock e, Hangar 13 tarafından yapılsa Hangar 13 bunu becerebilir mi? Becerirse nasıl bir temaya sahip olması lazım? E, yorumlarınızı da belirtirseniz müteşekkir oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.